Yunanistan'ın Lozan karşıtı azınlık hakkı ihlalleri ulusal kanalda masaya yatırıldı. Ulusal kanal yayınına katılan Gümrücine seçilmiş müftüsü Hüseyin Şerif ve İskece Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Yunanistan'da yaşayan azınlık Türklerinin haklarının gasp edildiğini belirtti. Ve bu haklarımız gasp edilmeden insanca, özgürce yaşamak istiyoruz Batı Trakya'da. Göç etmeden ve kendimize Müslüman diyerek, kendimize Türk diyerek, kendi kimliğimizi ifade etmekten korkmadan, çekinmeden yaşamak isteyen bir Batı Trakya Türk azınlığı var. Ozan Ahmetoğlu, Lozan Anlaşması'na göre azınlık hakları elinde bulunan Batı Trakya Türkleri azınlık derneklerinin, eğitim kurumlarının tek tek kapatıldığını belirtti. Yunanistan'ın Türk azınlık yoktur iddiasını anlattı. İsminde Türk kelimesi olan, Türk ifadesi bulunan tarihi Türk azınlık derneklerinin tabelalarını indirdi ve bu derneklerin resmiyetlerini bizim elimizden, azınlığın elinden aldı diye. Yunanistan, Batı Trakya'da, Yunanistan'da Türk azınlık yoktur ve bu nedenle de bu dernekler resmen yasal olarak faaliyetlerini sürdüremez şeklinde bir politikayı uygulamaya soktu. Gümrücine seçilmiş müftüsü Hüseyin Şerif, Batı Trakyalı Türkler tarafından atanan müftüler olmasına rağmen resmi bir atamanın yine Yunanistan tarafından yapıldığını belirtti. Müftü evvela buradaki oy kullanma hakkına sahip Müslüman Türkler tarafından seçilir. Fakat Yunanistan şöyle veya böyle işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, iç savaş vesaire derken 85 yılına geldiğimiz zaman 1985'e azınlığa danışmadan yine bizim aramızdan birilerini müftülük makamına tayin etti. İskece Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türklerinin geçmişteki hak arayışlarından da örnekler verdi. Batı Trakya Türkleri tabii ki bu politikaya 1988 yılının 29 Ocağı'nda Batı Trakya'da Türklük yürüyüşü olarak bilinen o büyük toplumsal bir eylemle ki bu en büyük bir hak arama mücadelesidir. Evet. Ve en büyük toplumsal tepki eylemidir. Bu eylemle ve devamında yine farklı eylemlerle karşı çıkmıştır.